Onur kitesi! Görüşürüz hazırlık komutanım! Ve tarafımızdan kullanılan ordu komutanlığı forsunu ve ordu komutanlığı hizmet anısı şiddetli komutanlığınızı bir anısı olarak size takdim ediyorum. Üçüncü ordu komutanlığının emir ve komutasını mukasit olarak teslim ediyorum. Sağ olun. Sayın komutanım, üçüncü ordu komutanlığının emir ve komutasını mukasit olarak teslim alıyorum. Arz ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. En son terörist etkisi hareketine bu devam edecek. Ülkemizin güneyinde herhangi bir şekilde hangi ad altında olursa olsun, nam altında ad altında olursa olsun bir terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadele işte devam ediyor. Fırat'ın doğusunda, Fırat'ın batısında, nerede olursa olsun, Irak'ın kuzeyinde. Bu konuda gerçekten devletimiz kararlı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri açık ve net. Verdiği talimatlar net. Dolayısıyla ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla ve mücadeleyi bugüne kadar sürdürdük. Aynı şiddet, hatta artan şiddet ve tempoda da bunları sürdürmeye devam edeceğiz. Bunlar kimsenin şüphesi olmaz. Fırat'ın doğusunu, Suriye'nin kuzeyini bu teröristlerden temizlemek için, orada bir güvenli bölge, bir barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bununla alakalı bu merkezin kurulması gerçekleşti. Daha sonra helikopter düzeltiyorum bir İHA uçuşu oldu. İnsansız hava aracı uçuştu. Efendim daha sonra müşterek dün evvelki gün helikopterle bir uçuş gerçekleşti. Ve bu helikopter Amerikan helikopteriydi. Önümüzdeki günlerde, bugün yarın da Türk helikopteriyle benzeri bir uçuşun gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Daha sonra da başlangıçta mutabık kaldığımız üzere orada müşterek devreler başlayacak. Türk-Amerikan askeri unsurları tarafından devreler başlayacak. Bu devreler için de çalışmalar sürüyor. O da yakın bir zamanda gerçekleşecek. Daha önce Amerikalılar tarafından rapor edilen oradaki tahkimatı bir kısmının tahrip edildiğine dair bilgi aldık. Bunların teyidi için ve devamı için de sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Burada şunu çok açık ve seçik bütün muhataplarımıza, Amerikalı muhataplarımıza söylediğimiz gibi basına vesaire yansıdı bu. Siz de çok iyi bilin. Gecikmeye tahammülümüz yok. Gecikmeye tahammülümüz yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunu muhataplarımıza tekrar tekrar söylüyoruz. Dolayısıyla planladığımız, mutabık kaldığımız konular her neyse bunların belli bir tempo içinde sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi. Burada herhangi bir sıkıntı olmaması. Çünkü başından beri söyledik bunu. Herhangi bir şekilde Amerikalılarla efendim mutabık kaldığımız konularda ilerlemek mümkün olmazsa, efendim planladığımız konuları gerçekleştirmek mümkün olmazsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin A planı da var, B planı da var, C planı da var. Ve bizim tercihimiz Amerikalılarla beraber diyalog içinde birlikte oradaki mutabık kaldığımız konuların gerçekleştirilmesi. Ülkemize karşı çok ciddi bir füze ve hava tehdidi var. Bunu engellemek, buna karşı koyabilmek, buna karşı ülkemizi ve milletimizi savunabilmek için son aşağı yukarı 10 yıldan beri, 20 yıldan beri yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde hava ve füze savunma sistemlerini
temin etmek için uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemini temin etmek için Rusya ile, Çin ile, Amerika ile ve Fransa, İtalya ortaklığıyla, müşterek ortaklığıyla temaslarımız var. Bu temaslar sürüyor. Bunlara, belirlediğimiz kriterlere uygun cevap veren Rusya oldu ve Rusya'dan S-400 tedariki başladı. Yapılan çalışmalar devam ediyor. Devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de 27 Ağustos'tan itibaren, yarından itibaren de bizim temin ettiğimiz birinci filonun, onlar filo diyorlar, iki de bataryadan bahsediliyor. Birinci batarya geldi, ikinci bataryanın temini için de 27 Ağustos'tan itibaren intikaller başlayacak. Taşıma faaliyetleri başlayacak.